Değerli kardeşlerimi sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Sabır kaç ayette geçer? Sabır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bu haliyle 5 ayette geçer. Ancak yüze yakın ayette aynı kökten gelen çeşitli isim ve fiillerle yer alır. Bu ayetlerde yani sabır ve farklı şekillerde geçen e, kelimenin geçtiği ayetlerde genellikle sabrın önemi üzerinde durulmakta. Sabırlı davrananlar yüceltilmekte ve onlara verilecek mükafatlar tek tek anlatılmaktadır. Kur'an'da bildirildiğine göre, 1. Allah insanları korku, açlık, yoksulluk, yakınların ölümü, ürün kaybı gibi musibetlerle imtihan eder. Bu musibetleri sabırla karşılayanların ve Allah'a teslimiyet gösterenlerin Rablerinin lütfuna, rahmetine ve ebedi kurtuluşa erecekleri müjdelenir. Birinci bu. İkincisi sabretmek bu erdeme sahip olanlar için çok hayırlı bir davranıştır. Üçüncüsü sabır dini tebliğde azim ve sebat gösteren peygamberlerin niteliklerindendir. Dördüncüsü bir kimsenin kendisine kötülük edenleri adil bir şekilde cezalandırması haktır. Ancak sabır göstermesi daha hayırlıdır, sabretmek gerekir. Bu da ancak Allah'ın ihsanı sayesinde olur. Önemli bir sabır ölçüsü. Beşincisi, Allah putperest düşmanların aşağılayıcı davranışlarına katlanan Müslümanları sabretmelerin mükafatı olarak ebedi kurtuluşa ulaştıracağını bize yine bu sabırla ilgili ayetlerde haber veriyor. Altıncısı, kendilerine kötülük yapanlara sabırla muamele edip, kötülüğe kötülükle karşılık vermeyenlere düşmanlarının hile ve tuzakları asla zarar vermeyecektir. Yedincisi, özellikle savaş durumunda sabır gösterip, disiplinli davranan Müslümanları Allah melekleriyle destekleyeceğini vaat etmiştir. Allah'ın vaadi. Sekizincisi, iyilik yolunu seçip kötülükleri güzellikle karşılamaya çalışanlar, böylece düşmanlıkları dostluğa çevirenler bunu ancak sabırlı ve davranışları ve erdemlerde büyük pay sahibi olmalarıyla başarabilirler. Dokuzuncusu, Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği öğütlerden biri de şu. Namazı özenle kıl. İyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdir. Onuncusu, Kur'an hayatta insanın başına gelen musibetlerin bir imtihan olduğunu, bu imtihanı ancak sabırlı olanların kazanacağını haber veriyor. On birincisi, Müslümanlar Allah'tan sabır dilemeli. On ikincisi, Müslümanları sabırlı davrandığı gibi birbirlerine de sabrı tavsiye etmeleri gerekir. Bütün bu güzelliklerin yanında Kur'an-ı Kerim bir de Allah'ın sabredenlerle beraber olduğunu bir onları sevdiğini iki, sabır ve takvalarla güzel davranışlarda bulunanların ecirlerinin asla zayi olmayacağını üç, ve onlara kat kat mükafat vereceğini yine sırf Allah rızası için sabredenleri meleklerin tebrik edeceğini Kur'an ayetleriyle bize özetle ifade etmektedir. Bu kadar mükemmel özelliklere sahip olan bu sabır nimetini Allah'tan bol bol istemek, bol bol uygulamak ve bol bol kullanmak gerekiyor.